Bugünden sonra paleontoloji konusunda bazı şeyler söyleyeceğiz, bazı bilgiler vereceğiz, ön fikirler vereceğiz ve paleontolojinin yani taşıl bilim ya da kalıt bilim diye bildiğimiz fosilleri inceleyen bir bilim olduğunu, yer bilimlerinin ana bilimlerinden birisi olduğunu bilmemiz gerekir. Fakat paleontoloji deyince yani jeoloji içerisinde çok böyle üvey evlatmış muamelesi gören bir yanı vardır. Maalesef bunu üzülerek söyleyeyim. Bilhassa Türkiye'mizde yani bu yani paleontolojiye, fosil bilimine ya da taşıl bilimine ya da kalıt bilimine, taşıl, kalıt, fosil üçü de aynı kelimedir. Her zaman için şöyle çok böyle uzakta dururlar. Yani kimse yaklaşmaz. Bilhassa işte böyle definecik türünden madencilik yaptığını söyleyen zevat vardır ya, hiç paleontolojiye yanına yöresine bile uğramaz. Ama paleontoloji böyle tarihsel süreç içerisinde jeolojik evrimsel süreci inceleyen yegane bir bilimdir. Bakın şu gördüğünüz bir yapı değil, bir duvar değil. Bu bir canlı türü. Yani Jura devrine ait bir canlının kalıntısı. Ve orası Çin'deki Lulan tepelerin olduğu, Lulan dağlarının olduğu yerde bir yer. Ölçümsünü siz de şöyle biraz göz kararı görebilirsiniz. Hani bu işte şu kadar bir ölçüsü var diye bir herhangi bir şey söylemeye yani ben ne yapmam? Gerek duymam. Neden dersiniz? Şundan. Çünkü buradaki ölçü yani belli bir oranda büyüklüğün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yani bu denizde yaşayan bir canlı türü ve devasa bir boyutu var. Yani Jura devrinde yaşayan bir canlının kalıtı, taşıl hali bu şekilde bir büyüklüğe sahip. Eğer ben paleontolojiyle, fosil bilimiyle ilgilenmesem, böylesine canlı türlerinin evrimsel sürecini hiçbir şekilde anlama imkanına sahip olmam. Neden? Çünkü yani buradaki ha, bir taşmış, işte bir kemikmiş. Kaldır bunu at köpek gibisinden bir anlayış olur. Ve maalesef madencilik yapmak için gayret gösterenler de işte böyle bir şey olduğu zaman "Aa, bu benim ne işime yarayacak" der. Ama ben madencilere şunu söyleyeyim. Ey mermerciler başta, ey kömürcüler, ey leonarditçiler, ey kehribarcılar, sizin ürettiğiniz bütün madenler fosildir. Ama bunun kökenlerini bilmezseniz, sadece işiniz gücünüz ticaret yapmak, para kazanmak derdi olursa ve gerçekten bilim adına çabalayan kişilere demir 1 lirayı bile veremeyecek kadar fakir olursanız fakir kalırsınız. Üzülerek söylüyorum bunları. Fakir kalırsınız. Evet, şimdi ama biz bu makus talihinde hani jeoloji bilimi içerisindeki paleontolojinin makus talihine ineceğiz. Ve gerçekten fosil bilimine önem vermemiz gerektiğini ne yapacağız? Hiçbir zaman hiç unutmayacağız. Şundan diyorum. Bu fosil bilimi ta antik Yunan'da Ksenofos devrinde, yani milattan öncesindeki 470'li yıllara kadar dayanır. Deniz kabuklarını topluyor. Nerede? Denizin kıyısında değil. Yüksek arazilerde deniz kabuklarını toplayınca diyor buralar diyor büyük bir ihtimalle denizdi. Deniz olması gerekirdi ki bu kadar deniz kabuğu var diyor. Bakın. Bu Ksenofos'a kadar dayanan bir şeydi. Yani milattan önce 470 yılında ki bir doğa bilimci bunu
Yani biraz mantık yürüttüğü zaman ne yapıyor? Anlıyor. Ve arkasından İbn Sina Şifa Kitabı adlı kitabında benzer şekilde yeryüzünde bulduğu fosilleri yani taşılları inceliyor ve onları ama hiç kimse bilmez İbn Sina'nın böylesine de bir bilimle uğraştığını kimse bilmez. Zaten bize öğretilen bir bilgi esnasında şu vardır her zaman için. Yani medya ve benzer unsurlar ile ya da müfredat programında birisi ön plana çıkartılırsa ha bu doğrudur. Bu ilk insan bu bilinir diye bir mantık vardır. Ama artık böyle yapmayacağız. Böyle olmayacak. Bilime kim hizmet verdiyse, kim bilme yolunda mesafe kat ettiyse hepsinin adı anılması gerekir. Doğrusu da budur. Doğrusu gerçekten budur. Daha sonra İbn Sina ile ondan bir kuşak öncesinde yaşayan Çinli doğa bilimcisi Shen Ku taşıl haline gelmiş bambu ağaçlarını inceler ve buna göre bir çıkarım yapar. Bir iklim değişiminde kaynaklanaraktan bu bazı bambu ağaçları taş haline gelmiştir diye bir düşünce içerisine girer. Ve o zamanlarda taşıl haline gelmiş bambu ağaçlarını incelemeye başlar. Ha, burada Charles Darwin dendiği zaman evrim, evrim, evrim sürekli olaraktan bu süreç anlatılır. Ama Charles Darwin de bir doğa bilimcisidir. Onun hakkını yemeyeceğiz. Ve kendisi genç yaşlardayken bu İngiliz kolonisi olaraktan keşfedilmiş yerlerdeki birçok yerde araştırma yapmıştı. Ve onu en fazla hayrete düşüren olay Ant dağlarına gittiği zaman 4200 rakımda deniz kabuklularını bulması oldu. Bu nasıl mümkün olabilir dedi. Böyle bir şey nasıl oluyor? 4200 rakımda bu deniz kabukları ne arıyor dedi. Aynen Kisefenos'un dediği gibi. Dedim olsa olsa burada ama Kisefenos düz alanda bunları keşfederken Charles Darwin Ant dağlarında 4200 rakımlarda aynısını görüyordu. Ve benzerini ben Adıyaman Gerger'de araştırma yaptığımda, Malatya Pötürge'de araştırma yaptığımda, Hakkari'nin belli yerlerinde araştırma yaptığımda da benzerini karşılaşıyorum. Yani orada Natulus taşıllarını, Midye taşıllarını, deniz kabuklarının birçoğunun taşıllarını karşıma çıktığını görüyorum. E peki hocam 2600 rakıma nasıl çıkıyor işte bunlar? İşte denizler orojenez yapısıyla beraber yükselip sıra dağlar haline geliyor. Ve bu paleontolojide esas bunu sağlam bir zemine koyan George Oliver adındaki bir bilim adamı olmuştur, bir doğa bilimcisi. Bu stratigrafi dediğimiz katman bilimini keşfetmiş ve katman bilimi adı altında bu jeolojik devirler henüz o zamanlar bilinen, anlaşılan bir şey değildir ama tabi bunlar jeolojik devirlerin anlaşılması da çok önemli bir yeri vardır. O katmanların yaşlarını, özelliklerini, hangi tür canlı türlerini ortaya koyduğunu ne yapmıştır? Ortaya çıkartmıştır. Çünkü eğer insan bir şeyi araştırması gerekiyorsa önce onun kökenlerine kadar inmesi gerekir. Kökenlerine inmeden tepeden inme bir şekilde jeolojik devirler bunlardır demek çok anlamsız ve manasız olur. Evet. Ve bunu biz bu şekilde bilerekten bundan sonrasında bu jeoarkeoloji ve paleontoloji dediğimiz
temel bir bilimi bundan sonra incelemeye başlayacağız. Ve o tabii orada daha detaylı anlatımlarımız olacaktı ama biz jeolojik devirler içerisindeki evrimsel süreci ve yeryüzünün oluşumundaki süreçleri anlamak için paleontolojiden başka hiçbir şeyden yardım alamayız.